çekmiştir. Değerli misafirlerimiz, sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve kıymetli konuklar, salonumuzu erken gelip gezenler görmüşlerdir. Girişte ve salonun hemen sağ tarafında hat sanatı eserleri ve resim tabloları var. O resim tabloları deprem bölgesindeki minik öğrenci kardeşlerimizin çizmiş olduğu resimler. Hat sanatları da üstadlarla yapılmış hat eserleri. Çocuklarımızın tablolarından elde edilecek gelir deprem bölgelerine, hat sanatı eserlerinden elde edilecek gelir de yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize gönderilecektir. Hassasiyetiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, sizler için hazırlamış olduğumuz Kız Çağrısı sinevizyonu arkadaşlarımız eğer hazırladılarsa Kız Çağrısı videosunu hep beraber izleyelim. Kız Çağrısı. Evren dualist yapı. Her eğilime uygun. Aydınlıklar, karanlıklar, iyilikler, kötülükler, güzellikler, çirkinlikler her daim iç içe. İnsan da hırs kıpı ya da ihsan yükü. Ona yüklenen koda dikotomik yer lazım. Tercih özgürlüğüne erişir. İster hakka ve hayra, ister batıla ve şerre. Her tercihin bir bedeli, her eylemin bir sebebi vardır. Bu da eşyada en basit kuraldır. İnsan kağıda kalsın diye ona yardım yapıldı. Rehber verildi, örnekler verildi. Amaç, kızdın ikamesiydi. Maviradan bir çağrı, çağları aşarak yaptılar. Kızdı ikame edin. Allah kızt sevdalarını sever. İnsanların bir kısmı bu çareyi iyi kaldı. Ve sırda uygun da zor da olsa saf bir kuşa sahip. Özgürlük mücadelesi verdi. Yoksulluğu oyundu, yetimliği gözetti. İnanca sarıp, sabır ve merhamet tavsiye etti. Yani kızdı edilen kurum. Her şeye hakkını vermeye aldı. Haksızlığa direndi. Zira kız hakkaniyetli davranma, adalet etmek, ölçü ve tatili doğru eylemek. Tarih kaydetti o kuvveti. İsimler farklı olsa da asıl aynı. Bazen adı Habil oldu, görevini yazdı. Nuh oldu, yeniden yaratılışa konu oldu. Bazen İbrahim oldu, diyalektikle kız davranmayı öğretti. Bazen Şuayb oldu. Ölçüyü, tartıyı müstakil kıstasla yapmaya adadı ki. Yanlış ekonomik tercihler yüzünden hesap çıkmasın istedi. Onun adı bazen de Yusuf oldu. Olayların ardını gördü. Haddi aşmayla kıtlık arasında bağlantı kurdu. Ekonomik krizde nasıl tedbir alınacağını gösterdi.
onun adı Musa oldu, tüm sihirbazlara kız davasını geçti. İsa oldu, ahlakta kız güzelliğini sordu. Ve onun adı Muhammed olduğunda artık kız kadın olması gereken ne varsa hepsini çağırdı hayatta. Bu çağrıya samimi kulak verenler, nefes alamayanlara nefes oldular. Esir olanlara özgürlük kanadı. Irkçı, ayrımcı, sınıfçı, zorbalıklarda ezilenler, kurtulanlar bu çağrıyla diriliş muslusuna erdi. Yükseldiler, yüceldiler. Ta Kabe'nin damına kalktılar. Oradan o kutsal kız çağrısını artık onlar aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'tan başka ilah yoktur. Kula kulluk yoktur. Ama insanların çoğu kendine müstahani gördü. Azdı, sınırları aştı. Var ettiğini düşündü her şeyi. Rızkı kendi yarattığını sandı. Hesaplar yaptı kendince. Nimetlerin yetmeyeceğini zannettiği yerde insanları yok etmeyi denedi. Ya da var olmalarına mani olmak istedi. Yollar aradı çözüm aradı. Bulduğu çözümler ya firavunca oldu ya da memurca. Düzenler kurdu. Siyasal, hukuksal, ekonomik. Finans düzeni kurdu örneğin. Dünyada yerinden kalkan her para başka bir yere gitmek için haraç ödemeliydi mekanide. Sadece onların istediği kişiler dolaşmalıydı serbestçe, mallar ve paralar. İstemedikleri adım bile atamadılar sınırlara. Mahkum oldular, hayır oldular özgürlüklerine. Adına evrensel dedikleri hukuk düzeni meşrulaştırdı bütün bu sorunları. Daha çılgın işlere de soyundular. Ebedi merakıyla tüm sınırları aşmayı denediler. Yaratılışı değiştirmekten başlayıp mükemmel insan dünyasına giden yola taş döşemeye başladılar. Tedavi amaçları ve tüm etik kurallarını aşan aymazlıkla klonlama, organ yetiştirme, yapay zeka, bilinç nakli kanallarından geçerek tam kontrol hedefine yöneldiler. İstikamet, dijital diktatörlük. Başlangıcında iyi niyet olsa da bunlar da kız bozumunun girişimleri haline geldi. Ekseni kaydırıp tanrısal rol kapmaya kalktılar. Sözüm ona çok da ilerleme kaydettiler. Ama hala George Floyd'lar nefes alamıyordu tıpkı Bilal gibi. Basıyordu boynuna şövenler Ebu Cehil gibi. O gün kız çağrısı Bilal'leri taşın altından Kabe'nin damına çıkarmıştı. Ey günümüz kız sevdalıları, yine çıkarın masumları postal altından, sözü ona özgürlük heykelinin ta zirvesine. Asriyatta inanç ve kaliteyle, sabır ve hakkaniyetle kız sevdalısı olmaya aday. Onun hayat ve değer okuması, insan ontolojisi ürünü, evet sermaye devriminden çok öte, İlahi ontoloji ekseninde kız referanslıdır. Ekonomik alanda yaptığı örgütlenmeyle iş dünyasına hitap ederken çalışanı, üretim yaparken çevreyi, kazanırken dağıtmayı, kendisi değil tasarrufu amaçlar. Araçların modern olması onu eksenden koparamaz. Tüm evrensel gelişmeler, ileri teknolojiler ve insani birikimler asliyat içinde ehemdir ve gündemdir. Bunlarla birlikte asriyat kız çağrısına yinelendi. Tüm insanlar kızla uygun bir hayat yaşar. Sistemlerin ve egemenlerin nefeslerini kestiği tüm Floyd'lar nefes aldı. Özgürlük engelleri yok edildi. Tabiatın istismarına dur demedi. Finansal istismar sona erdi. Doyumsuz kapitalizme karşı ahlaki duruş hattı oluşturuldu. Fakirliğin kökü kazınmalı, postmodern sömürüye karşı kıyama durulmalı. İdraki kutsanmadan insana hakkı teslim edildi. Ve en derinden başlayıp tekrar yükselmeli olacak. Nefes alamayanlara bir nefes ve bir özgürlük muskusu olarak
bütün pasif vicdanlara, bencil kafalara ve duyarsız zihinlere kıstır kahveye kahve ettirin. Sizler niçin haksız bizler yaratmışsınız? İsrail'in Gazze'ye geçtiği katliam unutulmamış, hatta öne çıkılmış. Siyasi
bayrağı yer alıyor. Bu hassasiyette de yine kıymetli başkanımıza devrim buradan özellikle teşekkür ederim. Gazze'deki bu masum bir Filistin halkına karşı İsrail geliştiği soykırımı, vahşeti ve katliamı bir kez daha temin ediyorum. Ümit ediyorum ki inşallah aklı senin en kısa zamanda galip gelir. İstat başta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde girişimdeydi. Buradaki acı bir an önce sona eren ve bağımsız temsilcilerin kuruluşunu en kısa zamanda görmek imkanı bulunur. Değerli dostlar, ikinci husus olarak şunu ifade etmek isterim ki 2019 yılında kurulan ASKİAN 4 yıllık geçmişin 2 senesini farklı bir dönemde geçirdi. Hepimiz için zor bir dönemdi ama ASKİAN bu zor dönemde çok önemli ve başarılı faaliyetleri imza attı. Ben de buna şahit ediyorum. Yurt içinde 19 ilde şube açtı, örgütlenmesini tamamladı, Almanya'da temsilcilik açtı, ticaretin yıldızlarını seçti, üyelerin ufkunu genişletecek birçok etkinlik düzenledi. Ve birçok sıkıntılı dönemde üyelerin haklarını çok öncelikli olarak savurdu, dertlerine derman aradı. Bunların önemli bir kısmına görev yaptığım kurum itibariyle ben de şahitlik ettim, iştirak ettim. Şunu gördüm, ASKİAN ticaretin mümkün topraklarına verimli tohumla ekiyor, ekmeye devam ediyor. İnşallah bunun karşılığında çok kısa zamanda hem İstanbul hem Türkiye Cumhuriyeti olarak olacağız. Ayrıca ticaret üretimi kardan ziyade bir nitelik meselesi olarak gören ASKİAN'ın yaklaşımında bu bir kez daha bu yaklaşımdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu yaklaşım birçok bu konuda görev yapan sektör alanlarına yansımayı kullanır. ASKİAN gibi derneklerimiz bana göre Türk ticaretin kaleleridir. Bu kaleler bizim ticaretimizin, üretimimizin direnç noktaları, savunma hakları gibi çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden bazıları toplumun yaşamaları, değişik büyümeleri, etkinlikleri artması, üyelerinin sayılarının daha çok olması Türk ticaretimizin bu önemli kalelerini güçlendirmeye devam ediyor. İnşallah Cenab-ı Hak bize ASKİAN 3. Genel Kurulu gibi 13. ve 23. Genel Kurulu yapmayı nasip eden hep beraber ömürlerine şahit ediniz. Bu temellerle Divan Başkanımız tarafından ASKİAN 3. Genel Kurulu toplantısını açıyorum ve müsaadenizle gündeme geçiyoruz. Efendim gündemimizde ilk olarak protokol konuşmalarımız var. Ben protokol konuşmalarından ilk olarak AK Parti LKYK üyesi ve eski dönem her gün başkanımız hem de milletvekili Tanış Babacık'ın ve konuşmasını yapmak için ikiye atılıyorum. Buyurun size. Başkanım. Protokol şeyim var, geçeyim diye. Yok geçerim ben, sana değil ki. Taktik değil yaparız. Çok kıymetli meclis başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve ASKİAN camiasının çok değerli üyeleri. Hepinizi muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Divan Bey'i ben bu protokol çevirmeyi başlarım. Çok hata yapıyorum yani. Uzun zamandır da kürsüye çıkmadığım için daha çok hata yapıyorum galiba. Başta Sayın Divan mı demeliydim? Evet. Divan da kendisinde bir hata yaptığı için bizi mazur görür. Ödeşmiş olur. Evet. Bu kongrede ASKİAN'ın kıst kavramını seçmiş olması çok anlamlı, çok değerli ve çok kıymetli bana göre. Kim bu fikri önermişse, kim bunun mütalasını yapmışsa ve biraz önce kıstla ilgili izlediğimiz çalışmayı kim hazırlamışsa gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Tam oturan gündemimizle de birebir örtüşen dünyanın
ihtiyaç duyduğu bir kavram olarak, hadi dünyayı bir tarafa koyalım da Müslümanların öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu bir kavram olarak kıst, hakkaniyet, adalet, bugün bu kavram karşısında düşündüğümüzde kendi acziyetimizi de aynı zamanda hissettiğimiz bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada adaletin, ahlakın, savaş ahlakının bile dip yaptığı, siyasi ahlakın hakeza pratik ortaya koyduğu, ticari ahlakın aynı şekilde zaafa uğradığı bir zeminde hakkaniyet ve adalet kavramını öncelemek ve bunun üzerinde insanları düşünmeye sevk etmek önemli bir samimiyet göstermesidir diye düşünüyorum. Asliyatın genel ilkeler çerçevesinde öne çıkarmak istediği bir kavram olarak da ticarette ahlaki duvar, ahlaki duruşu ben hatırlıyorum. Çok fazla çalışmalarda ya da toplantılarda bulunmuyorum ama herhalde bu kavramı unutmadıkları ya da esas olarak merkezi tuttukları için bugün hakkaniyeti de onun üzerine birer istiyorlar. Doğrusu söylenecek belki çok şey var ama bazen ifade edilecek hiçbir şey de kalmıyor. Çünkü demin ifade ettiğimiz savaş ahlakının da dip yaptığı, siyasetinde, ticaretinde aynı şekilde zaafa bırakıldığı bir zeminde bizden yaşarken oluyor bunlar. Biz görürken gördüğümüz bir zeminde oluyor bunlar. Ve sabah buraya gelirken hanım bir video izletti bana. Gazze'de bir bizim yaşlarımızda enkazların arasında oturdu. Elinde pet şişeli bir su var. Onu göstererek diyor ki bu lağım suyuna yakın bir su. Biz diyor bunu içmek durumundayız ve Müslümanları suçluyor. Bizleri suçluyor. Bize gelmediniz diyor. Biz yok ediliyoruz, görmediniz diyor. Ama Allah hesap günü sizden bunu soracak diyor. Hadi bakalım. Ne düşünürsünüz, ne yaparsınız? Acziyetinizi görüp o zavallılıkta secdeye kapanır, tevbe istiğfar ederiz. Ne yaparız? Sabahtan beri şuraya geldim, onun şokundayım yani. Bana diyorlar ki niye Gazze'ye, Filistin'e gibi bir tweet atmadım? Utancımdan, acziyetimden, zavallılığından ve helak edilmiş olmandan dolayı atmıyorum. Helak sadece bir toplumun yapıp ettikleri dolayısıyla yerin altının üstüne getirilmesi hadisesi değildir. Yerle bir edilmesi değildir. Helak aynı zamanda etkisiz bırakılma halidir. Etkisizleştirilmedir. Bir zalimin zulmüne, hani zulmünden dolayı helak olur ya bir belde, ama siz o zalimin zulmünü engellediğinizde de zalim ortadadır, gene hayatiyetini sürdürüyordur ama zulmü son bulmuştur. Etkisizleştirilmiştir yani. O da onun helakıdır. Biz de böyle bir helak yaşıyoruz. Etkisizleştirilmiş bir helakın içerisindeyiz. Rabbim bize bir çıkış yolu göstersin. Rabbim bizim ferasetimizi, ufkumuzu, cesaretimizi bize getirsin, giydirsin ve ne yapacağımız yolunda bize bir ışık versin. Gerçekten büyük bir aziyet içerisindeyiz. Bu aziyet ortamında kıst kavramı etrafında, hakkaniyet kavramı etrafında, adalet kavramı etrafında bir kongrede bulunuyor olmak biraz olsun geleceğe dair ümitlerimizi diri tutma adına bizi sevindirebilir. Bu anlamda bugüne kadar bu iş adamları camiası içerisinde başkanlığını yürüterek Adnan Danışman kardeşime, ekibine, özellikle bu kısla ilgili kavramın video metnini
yazan kardeşime, beyefendisisiniz değil mi? Eyvallah. Allah razı olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Hakkaniyet, kısıt, adalet kavramı etrafında ticaretlerinin de, kuruluşlarının da, siyasetlerinin de, ahlaklarının da o mimar üzere olmasını diliyorum. Herkese böyle örneklikler ortaya koymalarını diliyorum ve kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Müşahede ettim. Ama Allah kısmet ederse
yeni dönem genel başkanımız o hayallerini gerçekleştirmek için ciddi adımlar atacaktır ve bunu gerçekleştireceğine de inandım. Neleri yapmalı? Kurucular arasında olanlar hakkında da ilk toplantıda ben kuruculara şunu söylemiştim. İki dönemi tamamlayıp ben Asliyat Genel Başkanlığından ayrıldığımda burada hazır olan arkadaşların %60'ıyla iş ortaklığı yapmamışsam kendimi başarılı sayılmayacağım demiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Türkiye'nin koşulları, şartları, tabii Asliyat'ın son 5 yılını anlatırken biraz da aslında Türkiye'nin yaşadıkları, dünyanın da yaşadıklarını özetleyerek geçeceğim. Bu konuda başarılı olamadım. En başarılı olduğumuz konulardan biri de şunu hedeflemiştik. Asliyat'ı kurarken Asliyat hiçbir organizasyonun, hiçbir yan yapının yan bahçesi ya da arka bahçesi olmayacak. Asliyat her türlü, her şartta kendi özgün ve özgür ağırlığını koruyacak diye hedef koymuştuk. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükür bu hedefi gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Zihniyet olarak, fikirsel olarak, tabii ki bir takım siyasi oluşumlara, bir takım siyasi partilere yakınlığımız mevcuttur. Zaten bunun aksi kabul edilebilir bir durum da yok. Ama kendi özgün ve özgür ağırlığımızı koruyarak bugünlere maalesef kurulduğumuz ilk sene içerisinde 2019 yılında hepimizin malumu diye bir takım ekonomik çıkmazlıkların ipuçlarını vermeye başladı. O zorlukları yaşadık. Hep birlikte o zorlukları aşmaya çalıştık. Hemen ardından bütün dünyayı ve tabii ki Türkiye'yi de etkileyen bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de hem sosyal yapısını, hem ekonomik yapısını, hem de ahlaki yapısını çok ciddi manada etkiledi ve çok ciddi manada biçimlendirdi. Bütün bunlara rağmen sosyal yapının, sosyal yaşantının kısıtlandığı, buranın sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin bile bir araya gelemediği dönemlerde biz Asliyat olarak Zoom üzerinden toplantılarımızı hiç aksatmadan yaptık. Ve hemen pandemi öncesinde ben bu manada da bütün Asliyat mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Pandeminin hemen öncesinde şu kararı aldım. Pandemi süreci içerisinde Asliyat şirketleri hiçbir elemanını işten çıkarmayacak. Ve Allah'a şükür bütün Asliyat mensupları bu prensip kararlarımıza uydu ve hiçbir şirketimiz tek personelini bile işten çıkarmadı. Bazı alanlarda da dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı bu pandemi krizini biz fırsatlara çevirmeye çalıştık. Nasıl çevirmeye çalıştık? Zoom üzerinden yaptığımız toplantılarda sosyal anlamda, kültürel anlamda genişlemek için biz de her toplantıda bir konu başlığı belirledik ve o konu başlığını kültürel anlamda kendi aramızda müzakere ettik, tartıştık, konuştuk ve bu şekilde her bir üyemizin, yönetim kurulu üyemizin belli noktalarda gelişmesini de sağladık. Ekonomik anlamda da avantaja çevirmeye çalıştık. Pandemi nedeniyle dünyada oluşan navlun sıkıntılarını çok ciddi manada avantaja sağladık. Ve artık Türkiye'nin tabii coğrafik avantajını da kullanarak artık Avrupa'ya sevkiyatları büyük araçlarla değil, küçük araçlarla, yani kamyonetlerle de
zaten gerçekten çok ciddi bir avantaja dönüştü. Ve farkındaysanız pandemi döneminde bile Türkiye ihracatta geriye gitmedi. Çin büyük anlamda, ciddi anlamda gerilerken Türkiye bu anlamda bir gerileme yaşamadı. Ve pandemi sürecini böyle atlatmış oldu. Pandemiden sonra tam nefes alalım derken biliyorsunuz bir Şubat depremi yaşadık. Bu vesileyle ben 11 vilayetimizi etkileyen, bu depremde canını kaybetmiş olan bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara, Türk milletine, bizlere başsağlığı diliyorum. Çünkü kaybettiklerimiz hepsi de bizim unsurlarımız, bizim kardeşlerimiz. Bizim de bu manada başımız sağ olsun. Depremi de bir şekilde ekonomik olarak ciddi sıkıntılara neden olmasıyla beraber aşmaya çalıştık. Bu manada sayın vekillerim var burada. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu manada üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu manada da ben hükümete teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok acil müdahale edilmiştir. Çok acil bir şekilde imar başlamıştır. Yaralar sarılmaya başlamıştır. Ekonomik olarak o bölgenin 11 vilayetin yeniden kalkınması ve şahlanması için gereken bütün girişimler yapılmıştır. O anlamda ben tatlısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet, bütün bunları aşmaya çalışırken tabii ki geçmişte olumlu bir takım ekonomik gelişmeler de yaşandı. Ben geçmiş dönem ekonomi yönetimini eleştirmek adına söylemiyorum. Çünkü gerçekten kriz zamanlarında acil müdahale gerektiren bazı konularda yapılacak başka bir şey olmadığı için bir takım girişimlerde bulunmuş. Bu üreticimizin, ihracatçımızın desteklenmesi şeklinde öngörülmüşse de maalesef Türkiye'de hepimizin mağrubu birçok yapı özellikle finansal enstrümanlar üzerinde çok ciddi paralar kazanmıştır. Ve pandeminin de topluma yüklediği ahlaki sorunlar özellikle hizmet sektöründe enflasyonist dönemlerde çok ciddi manada suistimal edilmiş, kullanılmış ve gerçekten enflasyonu tetikleyen bir takım tavırlara girilmiştir. Ben umut ediyorum ki Türk halkı bir an önce bu yanlışlıktan vazgeçer ve normal dönemlere girme süreci hızla bir şekilde yerine gelir. Evet, seçimlerden sonra yeni ekonomik kadronun gerek kısa vadeli program içerisinde, gerekse 5 yıllık kalkınma programı içerisinde bize umut ışığı olacak bir takım verileri gözlemliyoruz. Umut ederim ki bu yaklaşımlar yine finansal enstrümanlar üzerinden rant sağlamaya yönelik bir noktaya taşınmadan üreticimizi ve ihracatçımızı destekleyen mahiyette bir şekilde görünür ve Türkiye ekonomisi mevcut içinde bulunduğu çıkmazdan krizden bir an önce çıkar ve yine eskisi gibi güçlü bir şekilde yoluna devam eder. Depremi de açtıktan sonra, ben fazla uzatmak istemiyorum ama depremi de açtıktan sonra, buyurun hocam bir şey mi diyorsunuz? Tamam. Evet, depremi de bitirdikten sonra maalesef Orta Doğu'da yaşanan elim maalesef. Arkadaşlar, değerli katılımcılar, hepimiz şunu
işlere gelmişim. Ya çocuklar ölüyor. Bakıyorum da tok su. Ne olacak ki? Örtünler. Yani ya çocukken öldürülecekler. Top. Ya da ben gibi 60'lı yaşlara gelip öyle ölecek. Ama en azından ölümleri düşmana bir korku salsın. Düşmanı huzursuz etsin. Dünya halklarını Müslümanlara Batı medeniyetinin yaklaşım biçimi konusunda dikkat çeksin. Ha buna vesile oldu mu? Evet olmuştu. Ama bu gönlümüzü soğutmaya yeter mi? Maalesef. Daha sonraları şöyle düşünmeye başladım. Gerçekten çocuklarına, kızına el uzatılmış, dil uzatılmış yatalak bir baba gibi hissettim. Birileri bu ümmetin yetimi Gazze'deki çocuklara saldırırken ben yatalak bir baba gibi yerimde hareket etmeden sadece diye ama sadece bağırıp çağırmakla yetindim. Ve bu benim kahrım. Böyle bir acizlik Allah kimseye yaşatmaz. Oysa çocuk olmak istedim. Gazze'nin sokaklarında heybemde çocuklara oyunlar, oyuncaklar biraz da umut olmak isterdim. Ve biraz da ekmek, bir yudum su. Ama olamam. Gazze'li çocuktan af dilemek istiyorum. Ama af dilemeye yüzüm yok. Çünkü şunu görüyorum ki kendime, kendimden olana karşı olan maharetim, kendimden olana karşı olan gücüm Gazze'li çocuğu savunmaya yetmiyor. Bir Müslüman üstünü bomba döşeyip gidip camide bombayı patlatabiliyor. Ama bu ümmetin yetim çocuklarına yapılan bu zulme bütün ümmet sessiz kaldı. Onun için Gazze'li çocuk olmak istiyor. Gazze'li çocuk geceyi bu karanlıkta geçirirken babasına gün ışığı güneş helal olur. Hepinize soruyorum. Gün ışığı güneş bize helal mıdır? Gazze'li kız çocuğu susuzluktan dudakları çatlamışken benim akam ırmakta abdest alıp kıldığım namaz sabır mıdır? İnsan acz içinde bunu söylerken özür dilerim. Sakın kimseye namaz kılmayı tavsiyesinde bulunduğum gibi bir şey düşünmeyin. Elbette ki namaz kılacağız, elbette ki dua edeceğiz. Ben hocama sormuştum bir ara. Hocam 1.8 milyar Müslüman var. Eminim ki bu 1.8 milyar Müslüman'dan en az 1 milyarı her gün, gece gündüz Gazze'li çocuğa dua ediyor. Peki dualarımız niye cevapsız? Acaba haşa Tanrı bize küstü mü? Ne oluyor? Dualarımız arşa niye yükselmiyor? Hocam bana bir ayet okudu. Dualar salih amelle yükselir. Evet. Dualar salih amelle yükselir. Yani Azriyat'ın ana kulağın olarak belirlediği önce nitelikle yükselir. Ne yapıyorsanız yapın. Ne üretiyorsanız üretin. Ne işle meşgulseniz olun. Ama nitelikli yapın. Dolayısıyla Azriyat bu manada
kültürü ve bu kültürü hayata geçirmek çok zor. Ama 5 yıllık süreç içerisinde gerçekten Asya bütün kararlar en basitinde en karmaşa olan sorunlara karşı cevaplarını, kararlarını istişareyle almıştır ve istişareyle hayata geçirmiştir. Ben sözümü çok fazla uzatmadan işin en başından beri bana inanan, bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen, gerçekten Asliya'nın sayısızca kahramanı var. Bu kahramanlar, özellikle üye ilişkilerde çalışan kahramanlar, sektörler komisyonunda Gökhan Bey'in başını çektiği gruba, üye ilişkilerde Hüseyin Bey'in idare ettiği gruba, teşkilatlarda Yahya Bey'in yürüttüğü yapıya. Çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizin huzurunda kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarken bu kahramanlara burada ismi geçmeyen ama esas bu işin kahramanı olan bu kardeşlerime ben sizden alkış talep ediyorum.
Ben sözünü çok fazla uzatmayayım. Çok mu uzatmayayım? Evet arkadaşlar, tabii asliyat mensupları bilir, ben bazen asliyat isminin ve asr süresinden almış. Her toplantının sonunda da biz vel asr süresini okuruz. Toplantının sonunda vel asr dediğim zaman arkadaşlar iki saat diyor. Çünkü vel asr süresini iki saatte almak. Evet. Vel asr süresinden bağımsız olarak son cümlem şu olsun. Zamanı ant olsun ki günümüze yemin ederim ki bugünün zulmünü yapanlar, bugünün zalimleri bugün bizleri öldürebilirler. Ama hüsranda olan onlardır. Zararda olan onlardır. Müslümanın öfkesine ve dünya halklarının da bu manada uyanmasına vesile olacak ve bugünün zulmü, bugünün zulmünü yapanların soykütüğüne işlenecek. Ve bunun bedelini bugünün zulmünü yapanlar olmazsa bile torunları ödeyecek. Benim duam o ki hümanist duygulara sahip olan olarak bir insan olarak duam o ki gün gelip bu bedeli ödediklerinde bu bedeli ödetenler hız çağrından bağımsız halde hareket etmesinler. Merhametlerini kaybetmesinler. Hakkaniyeti kaybetmesinler. Ve bu bedeli misliyle ve hakkaniyet içerisinde ödesinler. Hepinize bugün davetimize iştirak ettiğiniz için, çok değerli zamanınızı ayırdığınız için, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, sayın vekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hanım hocam. Adnan Başkanım, sizi biraz daha sahne tutacağız. Cemil Yıldız Bey, sizi sahneye davet ediyorum. Konuşmanızı yapmadan evvel kıymetli başkanıma takdim edeceğimiz bir hediyemiz var. İnşallah onu takdim edelim. Hediyenin içeriğiyle ilgili de bize kısa bilgi verirseniz Cemil Bey. Yok, yalan, yalan değil mi? Bilgi vermedi. Gerektirmeyecek kadar yalan hediye. Beyefendiler, 3. Genel Kurulumuza katılarak
bizlere onur verdiniz. Hepinize bu nazik davranışınız için teşekkür ediyor. Genel kurulumuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Asiyat Yönetim Kurulu adına hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Rabbimden esenlik, bereket ve merhametin üzerinize olmasını diliyorum. Kıymetli kurucu genel başkanımız Adnan Danışman Bey, son derece sıkıntılı süreçlerde yüksek metanetle başarılı bir dönem geçirilmesine liderlik yaptılar. Asiyat'ın kurulma ve kurumsallaşma sürecinde iyi mesafeler alınmasında emeği oldu. Yönetim kurulu adına kendisine çok özel teşekkürlerimizi sunuyor. Rabbimden emeklerinin zayi olmamasını diliyoruz. Onun da tüm hazinenin da bilmesini isterim ki yeni yönetim kurulu olarak çalışmalara hız verecek, performansı artıracak ve Asiyat bayrağını daha yükseklere çıkaracağız. Kıymetli dostlarımız, maalesef çok gergin ve çok sancılı bir dönemden geçiyoruz. Coğrafyamız kesintisiz bir şekilde zulüm sahnelerine konu oldu. Birilerinin bizim bu halde kalmamızı istediklerini görüyoruz. Ancak bilmelerini isterim ki biz bu girdaptan çıkacağız. Hem de asaletle ve cesaretle. Ve yeni bir dünya kuracağız. Adaletle ve hakkaniyetle. Asiyat kısk çağrısını tam da bunun için yapmaktadır. Zira bu çağrının karşılık bulması yeryüzünde yeniden hakkın ve marufun egemen olması demektir. Mazlum, mağdur ve mazlum kimse kalmaması demektir. Asiyat benim tanımlamamla yeni nesil STK anlayışına sahip bir insanların kuruluşu. İyi iş yapan, üretimi önceleyen ve önemseyen, para kazanmakla kapitalist olma arasındaki ayrımı iyi yapan bir iş adamları dendiği. Asiyat, belgenin bir ayağını sağlam bir şekilde yere basan ve ilkeli olan, her çevreyle işbirliği yapan, adaleti önceleyen, yanlışa dur diyen yürekli insanların kuruluşu. Sayın Bakanımız Ömer Polat Bey de geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorumluluklarının bilincinde olan ve daha yaşanabilir bir dünya için elini taşın altına sokacak her iş adamımızı çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Küresel anlamda etkinliği bilinen Yahudi sermayesine karşı duramayan ve insan haklarından, hukukun üstünlüğünden bir haber, Batı ve onların güdümündeki çevrelerin hegemonyalarını kıracak ve turnusol kağıdı görevi gören gazete karşısındaki aziyetimizi ortadan kaldıracak yegane şey, örgütlü gücümüz ve ortak aklın üretimi büyük yapılarımız olacaktır. Değerli katılımcılar, Asiyat üye işletmelerimizin gelişimine rehberlik edecek, ülkemiz ve İslam coğrafyasının ekonomik gelişimi için çalışmalar yapacak ve evrensel anlamda hakkaniyet egemenliği için mücadele edecektir. Bunun için hedeflerimiz doğrultusunda daha yoğun bir çalışma içinde olacağız. Türkiye Yüzyılı vesilesiyle ortaya konan genel hedefler doğrultusunda üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. 25 bin dolarlık milli gelir hedefini yakalamak için önce nitelik sloganı ile yeni markalar oluşturacağız. Bu çağa uygun, katma değeri yüksek işlerle sürekli adından bahsedilen bir STK olma yolunda sizlerin dua ve destekleriyle ilerleyeceğiz inşallah. Siz değerli dostlarımıza bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için tekrar teşekkür ediyor. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cemil Yıldız Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Polat Bey aramıza katıldı. Ben ayağımı tozuyla kendime kürsü arz ediyorum. Sayın Bakanım, buyurun.
çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Hocam, değerli milletvekillerim, Asriya'nın çok kıymetli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, çok kıymetli divan başkanı ve heyeti, İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekip Aldagiç Bey, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Asrın İş Adamları Derneği, kısa ismiyle Asriya'nın 3. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gecikerek geldim, özür diliyorum. Sebebi bu sabah iki ayrı program daha vardı, onlara da iştirak ettim. Başkanımız Adnan Danışman Bey'e önceden söylemiştim, 12'de ancak varabilirim diye. Ama elhamdülillah çok güzel bir katılım var. Asrın İş Adamları Derneği'nin bu genel kurulunun, 3. olan genel kurulunun hayırlı başarılı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin başında da Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri acımasızca katleden ve önemli bir soykırım adeta gerçekleştiren İsrail'i şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet olarak Meclis Başkanımız Numan Hocamız da dahil olmak üzere katliamın durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani koridor açılması ve Gazze'nin uluslararası bir koruma altına alınması noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz ve Cumhurbaşkanımız bu amaçla da şu anda Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirve toplantısına katılıyor. Zaten bu toplantının yapılmasını da en çok Türkiye istedi ve uğraşmıştı. Türkiye 100 yıl hedeflerimize ulaşmamızda iş dünyamızın katkıları çok önemli olacak. Bunu hararetle bekliyoruz. İş dünyamızın önemli kuruluşlarından Asriya'nın da ekonomimize kattığı değer ve yaptığı çalışmaları çok önemli buluyor ve teşekkür ediyoruz. 3. olan genel kurulda hisse, ölçüm, insaflı olma, adalet, adaletli pay anlamına gelen kız çağrısı temasıyla bu genel kurulun yapılması da çok anlamlı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Asriya'nın evrensel anlamda hakkaniyeti paylaşmayı, hakkını vermeyi ve kapsayıcılığı gözetmesi çok önemli. Dünyamızın son milenyum sürecinde oldukça siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda büyük kaoslar içinde geçmekte olduğunu hep birlikte üzülerek görüyoruz. Bu anlamda hakikaten iş dünyası olsun, halkımız, her kesimiyle Türkiye'de hükümetimiz, devletimiz, bürokrasimiz ve vatandaşlarımızla birlik beraberlik içinde olmamız çok önemli. Bakın son 23 yılında dünya iki büyük ekonomik kriz yaşadı. 2008-2009 dünya finans krizi, 2010-2012 arası Avrupa'da egemen borç krizi. Ondan sonra 2020-2022 arasında dünyadaki 100 yılda bir yaşanan en büyük salgın krizi. Hem salgın krizi hem ekonomik kriz. Salgın biterken bu sefer enflasyon krizi. Onunla boğuşurken Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla başlayan enerji krizi, hem fiyat anlamında anormal yükselen fiyatlar, hem arz tedariki anlamında, hem de gıda ürünlerinin arz tedariki bir fiyatları anlamında, ardından da kuraklık krizi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi. Yani bütün bunun felaketlerin içinde Allah'a çok şükür Türkiye gemisi çok başarılı, dirayetli, güçlü bir kaptan ve ekibinin riyasetinde başarıyla yoluna devam ediyor.
arttırmaya, ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Dış politikada ve savunmada Allah'a çok şükür Türkiye uluslararası arenada etkin, saygın, güçlü bir ülke ve takdir gören bir ülke. Doğudan, batıda, kuzeyden, güneyde her yerden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin büyük bir saygınlığı var. Bu anlamda biz 12 çeyrektir, 3 yıldır kesintisiz büyüme sürecindeyiz. Dün açıklanan istihdam rakamı işsizlik oranının Eylül ayında %9.1'e düştüğünü gösteriyor. Yani son 13-14 senenin en düşük rakamı bu arkadaşlar. 3 milyon 150 bin civarında kayıtlı işsiz var ama siz iş dünyası hepiniz bize ulaştığınızda, hükümete ulaştığınızda eleman bulamadığınızı, ara eleman, vasıflı eleman bulamadığınızı hep söylüyor, dertleniyorsunuz. İhracatımızı pazartesi günü açıkladı. %7.4 artışla Ekim ayında 22,9 milyar dolara ulaştık. Bu sene Allah izin verirse 255-256 milyar dolara ulaşacağız. Bu geçen yıla göre çok büyük bir artış değil ama küresel ticaret %1 küçüldü şu anda. İhracatımızın %45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'nin ithalatı %13 küçüldü. En büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın ithalatı %17 küçüldü. Bunları dikkate aldığımızda ve küresel büyümenin durgunluk içinde olduğunu dikkate aldığımızda mevcudu korumayı başardık. Hem de deprem felaketine rağmen. Depremin 8 ayda bize ihracattaki maliyeti de 6 milyar dolar oldu. Kaldı ki 51 bin canımızı kaybettik. Allah hepsine razı olsun. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanlarına cennet eylesin. Dün sanayi üretimimiz de açıklandı. O da %4 son bir yıl itibariyle Eylül ayı sanayi üretiminde artış var. 2023 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ayını kapsayan çeyreklik dönemde de %7,7 bir yıl öncesine göre artış var. Bunu hem güçlü iç talep hem de ihracattaki artışla başarabiliyoruz. İnşallah bu olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Bu konuda hükümetimiz bütün gücüyle ekipler halinde uyum içinde koordineli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmalarına devam ediyor. İnşallah orta vadeli programda 3 yıl sonra 2026'da ihracat edebilmemiz 302 milyar dolar. 2028 12. kalkınma planındaki 2028 son hedefimiz 375 milyar dolar olarak çalışacağız. Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz Allah'ın izniyle. 2028 hedefimiz 200 milyar dolar olacak. Bunlar gerçekçi tahminler ve hedefler. Tabii dünyanın içinde bulunduğu zor konjonktürde bu çalışmaları, bu hedefleri gerçekleştirmek için tempomuzu ve çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İhracatçılarımıza imkanları arttırıyoruz. Merkez Bankası reskont kredileri 10 katına çıkarıldı. Eksim bank kaynakları arttırıldı. Her zaman ve Ticaret Bakanlığı bütçesi içinde de önümüzdeki yıl ihracat desteklerimizi %115 arttırarak 22 milyar liralık bir destek size sunacağız. Bu çerçevede tüm dünyada İslam ülkeleri olsun, Afrika, Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa, bütün pazarları tarıyoruz ve ihracatçılarımıza yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Son olarak da Türkiye E-İhracat platformunu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. E-İhracat'ın da ihracatımızdaki payını yükselteceğiz. Ben bu noktada sözlerime burada son vermek istiyorum. Değerli Başkanım, Büyük Millet Meclisi Başkanımızın konuşmasını birlikte dinleyeceğiz. Asya'nın 3. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı başarılı olmasını niyaz ediyorum. Genel Başkanımıza
teşekkürler ediyorum. Yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanım, sizi, Sayın Bakanım, yurtdur ekibinden yüksek tutalım. İsmail Keleş Bey bir hediye takdim edecek size. Hazır mı hediyeniz arkadaşlar? Bakanımız bizden biri. Kendilerine göre başladığından bu yana gerçekten iş dünyasından gelen tüm taleplere çok hızlı reaksiyon göstermesiyle, yaralamasıyla ve çözüm konusundaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi de ifade etti. Eksik bank kredileri olsun, reskont kredilerin faizleri sınavlanması olsun. Bu konuda çok önemli adımlar attı. Yine proaktif ziyaret programları ve kabulleriyle de bizim ihracatımızı ve ticaretimizi artırma konusunda, yurt dışındaki ticaretin denemesi konusunda önemli adımlar attı. Kendisine bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Efendim müsaadenizle bugünkü toplantımıza katılmakla bizleri şereflendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Numan Kurtuluş Bey'i kürsüye arz ediyoruz. Muhterem Divan, değerli bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Asliyat'ın çok saygıdeğer yöneticileri, Asliyat'ın değerli üyeleri, değerli iş adamı arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bu güzel toplantı vesilesiyle genel kurulumuz, 3. genel kurulumuz dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan, aynı salonda, aynı fikirler etrafında müzakerelerde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Asliyat'ın kurulduğu günden evvel, hatta kuruluşundan öncesinden başlayarak çok yakinen tanıyan ve takip eden birisi olduğumu biliyorsunuz. Çalışmalarınızın zaman içerisinde başarıyla bu noktaya kadar gelmiş olması ve 3. genel kuruluyla birlikte bir yönetim, daha doğrusu başkan değişimi tüzük gereği yapılacak olduğu bir toplantıdayız. Ben hem Adnan Bey'e hem yerime gelecek olan Cemil Bey'e çok hem teşekkür ediyorum hem de bundan sonraki vazifelerinde de üstün başarılar diliyorum. Ayrıca bir büyük tebrik ve teşekkür de bu kongrenin ana başlığı olarak tespit etmiş olduğunuz kız kelimesiyle ilgilidir. Çünkü bugün dünyada yaşadığımız birçok sorunun, ister bunlar ekonomik problemler olsun, ister siyasi problemler olsun, ister dünya ölçeğinde toplumları böyle temelden sarsan toplumsal sorunlar olsun, bu sorunların hemen tamamının kaynağının bir zihniyet meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Son 2-3 asırdır dünyayı değerleriyle yöneten, modern değerler üzerinden dünyayı yöneten, Batı dünyasının getirmiş olduğu nokta işte böylesine önemli krizler, kaosların ortaya çıkmasını tabii olarak sağlamıştır. Yani bugün karşılaştığımız krizler, kaoslar tesadüfen ya da birileri işte kötü yönettikleri için gelmiş olan noktalar değildir. Bunlar şimdiye kadarki kurulmuş olan sistemin zihin dünyasında şekillenen bir dünyanın ortaya koymuş olduğu sonuçlardır. Dolayısıyla biz eğer alternatif bir şey söyleyeceksek, dünyanın sorunlarına çözüm üretebilme kabiliyetine sahip olduğumuzu iddia edeceksek, mutlaka bizim medeniyet değerlerimiz perspektifinden bazı kavramları ortaya koymak ve
ve bu kavramlar üzerinde düşünebilmek, bu kavramlar üzerinde yaptığımız düşünce, önerin, araştırmaların, müzakerelerin sonucunda kurumlarımızı ve enstitülerimizi kurabilmek ve onun üzerinden dünyaya da derman olacak, dünyanın sıkıntılarına da derman olacak çözümleri üretebilmek vazifemizdir. Benden evvel de ifade edildi, kız kelimesi bir emirdir aynı zamanda. Sadece bir tavsiye değil. Ve akıymul vezne min kısti ve la tuhsirul mizan. Yeryüzünde adaleti, hakkaniyeti, doğruluğu, tartıyı, ölçüyü hepsini yerli yerine koyun. Mizan kelimesi de sadece ölçü ve tartı anlamında dar olarak ele alınmamalıdır. Mizan kelimesinin bünyesinde de aslında bir denge kavramı vardır. Yani adaleti, hakkaniyeti, ölçüyü, siz bütün bunları her şeyi yerli yerine oturtururken mutlaka denge içerisinde hareket ederek bunu yapın demektir. Dolayısıyla böyle bir kavram üzerinden yeni bir düşünme ortamını ortaya çıkardığı için ben Asya'da yürekten teşekkür ediyorum. Bunun gereğini yerine getirmek ve bu anlamda da bu çalışmaları sürdürebilmenin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kız kelimesinin onun etrafında bunu bir de bir evrensel çağrı olarak ortaya koymuş olan bu kız kelimesi üzerinden müsaadenizle üç boyutlu bir düşünmeyi birlikte gerçekleştirmek istedim. Bunlardan bir tanesi ekonomiyle ilgili. Özellikle ülkelerin kendi iç ekonomik bünyeleriyle ilgili adalet, hakkaniyet meselesidir. Bugün dünyada hemen hemen her ülkede, en yoksul ülkeden en fakir ülkeye kadar en temel sorunlardan birisi gelir dağılımındaki adaletsizlik, sınıflar arasındaki farklılık ve özellikle günümüzün herkesin bir arada hep beraber yaşamasından kaynaklanan ortam dolayısıyla herkesin, zenginin, fakirin, yoksulun, yolda kalmışın, mağdurun, mağdurun hepsinin aynı ortam içerisinde yer alması ve aralarında artık uçurum diyebileceğimiz büyük gelir dağılımı farklılıklarının ve hayat standartları farklılıklarının gerçekleşmiş olmasıdır. Bu Nijer için böyle olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri için de böyledir. Dolayısıyla dünya ekonomilerinin en temel sorunlarından birisi ölçüyü kaçırmış olması, hakkaniyeti, adaleti kaçırmış olması ve insanlar sınıflar arasında, toplumun farklı kesimleri arasında bir dengenin artık kalmamış olmasıdır. Dengesizlik durumu demiyorum. Dengenin hiç kalmamış olması demektir. Dolayısıyla bu dengeyi yerli yerine oturtmak bakımından kız meselesini, hakkaniyetli, adaletli, gelir dağılımını ve gelir dağılımındaki adil dönüşümü önceleyen bir takım ekonomi programlarının gerçekleştirilmesinin şart olduğunu ifade eden bir çağrı olduğunu altını çizmek istedim. Aynı zamanda iç ekonomik bünyeler bakımından kamu anlayışı, kamu menfaati ve kamusal menfaat etrafında şekillenen bir yeni anlayışın da filizlenmekte olduğunu görüyoruz. Öncelikle tabii bir iş bütün bu sorumluluğu Asya'da yüklemiyoruz ama Asya böyle bir çağrı yaparsa öncelikle bir alan olarak bu alanda ekonomik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, gelir dağılımının ve adil hakkaniyetli bölüşümün sağlanabilmesi için hangi mekanizmaların kurulabileceği üzerine fikirlerimizi yoğunlaştırmamız lazım. Dünyanın ekonomik olarak en önemli sorunlarının başında gelen mesele budur. Birinci çerçeve, ortaya koymak istediğim birinci çerçeve budur. İkinci çerçeve ise, zaten biliyorsunuz kız kelimesi aynı zamanda iktisat kelimesinde aynı kökten geliyor. Dolayısıyla kız esası itibariyle iktisatla da doğrudan ilgili bir kavramdır. Bu anlamda ikinci çerçeve olarak ortaya koymamız gereken şey, dünyanın ve hatta kainatın nimetlerinden yararlanma konusundaki yeni yaklaşımlar olmalıdır. Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, dünya bütün insanlarını doyurabilecek kadar zengin bir yer ama bütün insanların ihtiraslarını karşılayacak kadar zengin değildir. Dolayısıyla dünyada da
bu anlamda ekonomik olarak gerçekten yeryüzünün nimetlerinden yararlanma konusunda büyük bir farklılık olduğu, büyük bir ayrımcılığın olduğu ve gücü elinde bulunduranların, ekonomik sisteme hakim olanların, yer kürenin bütün imkanlarını kendi kaynakları olarak gördüğü, hatta sadece yer küreyi, kainatın tamamını kendilerinin malı mülkü olarak gördüğü fevkalade yanlış bir anlayışın hükümran olduğu bir dönemdeyiz. Öyle olduğu için örnek olarak söylüyorum, dünyanın bütün nimetlerini alabildiğine pervasız bir şekilde sömüren modern batı medeniyetinin geldiği noktada artık kainatta bir sürü, dünyada bir sürü yanlışlıklar olduğu gibi dünya dışında da bir sürü yanlış sonuçlarla karşı karşıyayız. Örneğin uzayın bir şimdiden uydu çöplüğü haline gelmesi sadece tesadüfen olan bir şey değil, sınırsız bir kar elde etmek ve dünyaya hükmetmek kaygısıyla ortaya konulmuş yanlış bir zihniyetin tabii bir sonucudur. Dolayısıyla bu anlamda yeryüzündeki nimetlerin bütün insanların eşit ortak malı olduğu, kainattaki bütün varlıkların Cenab-ı Allah tarafından bütün insanlara müsahhar kılınmış, yani emrine amade kılınmış zenginlikler olduğunu kabul eden yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Sadece başlıkları itibariyle bunları geçiyorum, vakit darlığı. Dolayısıyla bunu teferruatlı tartışamıyoruz. Bu anlamda bunların ortadan kaldırılması için hem küresel bir ekonomik mimariye, yani dünya ekonomisini düzenleyen kurumların yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç vardır. Dünya Bankası'ndan IMF'ye kadar, Dünya Ticaret Örgütü'nden diğer kurumlara kadar bu zihniyeti değiştirmiş, yeryüzünün herkesin ortak malı olduğu, kaynakların da bütün insanlığın müşterek kullanımına açık olduğu prensibiyle yeni bir küresel ekonomik mimariye ihtiyaç olduğu aşikardır. İkinci alan burası. Üçüncü alansa yeryüzünde gerçekten hakkaniyeti, adaleti ortaya koyacak yeni bir siyasal mimariye ihtiyacımız vardır. Bugün tartıştığımız meselelerin temelinde yatan sorun da, temelinde yatan esas mesele de burasıdır. Değerli arkadaşlarım, son 3 asırdır dünyayı yöneten zihniyetin temel kavramı, siz burada kıstı şimdi temel bir ölçü olarak koyuyorsunuz. Ama 3 asırdır yaklaşık dünyada egemen olan modern batı zihniyet dünyasının ortaya koyduğu temel kavram ise güç kavramıydı. Güç kimdeyse hükümran odur. Yeryüzünde kimin gücü varsa, diğer insanlar üzerinde baskı kurma, diğer insanları sömürmek, diğer insanların ellerindeki imkanları almak ve dünyada istedikleri gibi güç üzerinden kurabilecekleri bir sistemi inşa etmek. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması, işte bu güç delisi anlayışın, fikriyatın sonucu olan bir sadece sonuçlar ibarettir. Ayrıca 1945'ten 1990'a kadar devam eden Soğuk Savaş dönemindeki temel hastalık da güç üzerinden bir dünyayı tanımlama hastalığıydı. Adalet ve hakkaniyet üzerinden bir dünya sistemi kurmak değil. Güç bizdedir, Afrika'da bizimdir, Asya'da bizimdir, Orta Doğu'da bizimdir, madenler de bizimdir, yeryüzünün üstündeki, altındaki ne varsa hepsi bize aittir zanneden güç delisi bir zihniyetin dünyayı getirdiği yer burasıdır. Dolayısıyla kıs prensibi üzerinden yeni bir adalet ve hakkaniyet anlayışının ortaya konulması şarttır, elzemdir. Ve artık dünya bugün geldiği noktada hem ekonomik dengesizlikler ve adaletsizlikler, hem siyasi dengesizlikler ve hakkaniyetten uzak bir sistemin olması dolayısıyla her an daha büyük çatışmalara gebe bir hale gelmiştir. Dünyada siyasi farklılıklar olmasa, dünyada ülkelerin birbirleriyle mücadelesi olmasa dahi, bugün dünyadaki bu sistemin, kurulu sistemin, mevcut sistemin yanlışlıkları dolayısıyla zaten insanlar, insanlık barut fıçılarının üstünde oturuyor. Yeryüzünde açlık ve kıtlık sorunu, yeryüzünde gıda, enerji ve su üzerinden verilen bu kaynaklara sahip olma mücadelesine vermiş olduğu aşırı gerilim,
aynı şekilde yeryüzünde birçok bölgelerde hala devam eden neo-emperyal politikalarla sürdürülen o ülkelerin kaynaklarına sahip olma hastalığı, tabii olarak açlığı, kıtlığı, göçleri vesaire ortaya çıkardı ve bunların çözümünü de oldukça kompleks, oldukça zor hale getirdi. Dolayısıyla biz bu anlamda yeni bir küresel siyasal mimarinin de şart olduğunun altını çizmek durumundayız. Bugün yaşadığımız sorunlar, tekrar ifade ediyorum, söylediğim sözün ne manaya geldiğini gayet iyi biliyorum. Aslında çoktan başlamış olan 3. Dünya Savaşı'nın öncülü olan bir takım gelişmelerdir. Filistin, Gazze halkına yapılan bu baskıların uzulümleri tesadüfen olmadı. Bir günün sonucu ya da bugünün bir sonucu olmadı, hepimizin malumudur. Öncelikle 1. Cihan Harbi'nden sonra Osmanlı Cihan Devleti'nin ortadan kalkması, arkasından 2. Dünya Savaşı'na hızla sürüklenmek, savaş sona ermiş olmasına rağmen gerilim ve çatışma ortamının önlenemediği için 45 yıl süren bir soğuk savaş dönemi ve arkasından da güne göre olabildiğince fazla askeri gücü olan, olabildiğince fazla ekonomik gücü olan, öldürücü her türlü bombalara ve silahlara sahip olan dev bir küresel askeri endüstrinin ortaya çıkmış olması ve bunların getirdiği gerilim bugün dünyayı bu noktaya getirdi. Değerli kardeşlerim, esasına bakarsanız önce ticaret savaşları, arkasından eş zamanlı olarak yürütülen vekalet savaşları, şu anda dünyadaki denge dedim ya, sistem biliyorsunuz, küresel sistem iki şekilde barış sağlıyor. Ya bir taraf diğerlerin üstünde egemen oluyor, bir barış sağlanıyor. Ya da hatta bir denge sağlanıyor, o dengeyle barış sağlanıyor. Bugün dünyada ikisi de yoktur. İkisi de olmadığı için büyük bir türbülansı yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Bunun bize verdiği, yani farklı düşünenlerin yeni teklifi olanlara verdiği önemli bir imkan ve fırsatı olduğunu da görmemiz lazım. Sözü yeni ve hakkaniyetli bir şekilde söyleyebilecekleri için artık dünyada zor, çok zor ama bu sözün karşılığının olabileceği bir dönem başlamıştır. Onun için bu sözün sahibi olan medeniyet değerleri itibariyle de asırlardır bu hakkaniyetli, adaletli bir dünya sistemi fikrinin bayraktarlığını yapmış olan Türkiye'nin evlatları olarak hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. İster siyasette, ister bilim dünyasında, ister kültür dünyasında, ister iş dünyasında, nerede olursak olalım, hakkaniyetli ve adaletli bir sistemi ortaya koymak için gayretle çalışmak durumundayız. Bu çerçevede bugün yaşadığımız meselelerde özellikle Gazze'deki katliam da bugünün meselesi değildir. Dünün meselesidir. Bu işin dün dediğim tarihte 1991'de Amerika'nın işgaliyle, Irak'ı işgaliyle başlamıştır. Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte niye geldiler buraya işgal ettiler? Kendilerinden başka bir söz sahibi olan bir güç bu bölgede olmasın. Nasılsa her türlü gücümüz elimizde var. Dünyada ne yaparsak yapalım bizden hesap soracak bir mekanizma yok. Onu bildikleri için buraya geldiler ve o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı hanımefendinin söylediği dünya önümüzdeki dönemde bölgede 22 ülkenin sınırları değişecektir sözünü hatırlayın. Oldu mu? Maalesef oldu. Irak parçalandı, Suriye parçalandı, Yemen parçalandı, Lübnan siyaseten parçalandı, Mısır siyaseten parçalandı, Libya fiziken parçalandı, ta aşağıya kadar indi. Şimdi bu coğrafyayı yeniden dizayn etme meselesi aslında sadece bir ülkenin ya da bir ülkeler grubunun kendilerince dünyaya hakim olma çabası değil, bir zihniyetin dünyayı getirdiği noktadır. Aslında dün dedik, dünün de bir öncesi var, o da 1917'ye dayanıyor. Evvelki günde 1917'de başlamıştır. 1917'de Osmanlı Cihan Devleti Orta Doğu topraklarında gide gide 20 yılda 4,5 milyondan 780 bin kilometre kareye küçülünce o dönemde birçok yerden çekilmek zorunda kaldı. Burası
olmazsa bu kuştur, yolu yokuştur, gider gelmiyor acep reistir türküsü boşuna söylenmemiştir. Ey 15'li 15'li türküsü boşuna söylenmemiştir. Ecdadımız elde yok, avuçta yok, imkan yok, fırsat yok, güç yok, kudret yok, maddi anlamda söylüyorum. Sadece ya Allah diyerek mücadelesini vermiş. 20 yıl içerisinde ne yazık ki 72 düvenin baskıları karşısında yaklaşık 10 cephede mağlubiyetle geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve ecdadımız Filistin topraklarında çekilir çekilmez İngiliz oyunu, İngiliz aklı devreye girmiş ve orada bugün başka ülkelerde, başka topraklarda yaptıkları gibi vekalet savaşlarını başlatmışlar ve vekalet savaşlarının unsuru olan terör örgütleri vasıtasıyla Yahudi yerleşimcileri Filistin topraklarına getirmişlerdir. Arkasından da bildiğiniz gibi 1917 ile 48 arasında devam eden yoğun çatışmalarda hep Yahudi tarafına, Siyonist tarafına destek olmuşlar ve sonunda İsrail devleti kurulmuş. Şimdi bugün geldiğimiz noktada maalesef ortada fiilen, fiziken bir Filistin devletinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Sadece Gazze üzerindeki insani bu katliamlar, hatta katliamda az kalıyor, katliamı aşan soykırım değil, aynı zamanda Batı Şeria'da da katliamlar yapılıyor. İnsanlar zaten evlerinden, yurtlarından ayrılıyor. Şimdi bu noktada hem sorumluluğumuz gereği, ecdattan aldığımız sorumluluğumuz gereği, hem insani ve vicdani sorumluluğumuz gereği, her türlü gücümüzü ortaya koyarak Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bugün şu anda inşallah en azından belli olumlu adımlar atılabilmesi mümkün olur. Hepimiz cansiperane bir şekilde, yani 8 Ekim sabahından itibaren seferber olmuş, bu katliam nasıl durdurulabilir, bunun mücadelesini veriyoruz. Zor bir döneme geliyoruz ama birkaç şeyi de paylaşarak sözlerimi sonlandırmak isterim. Değerli kardeşlerim, bu Filistin'de gelinen nokta aslında Batı dünyasının yüzünü bir kere daha deşifre ediyor. Daha evvelde konuştum ama yeri geldiği için bir kere daha söylemek isterim. Dün Auschwitz kamplarında yapılanlar karşısında, Srebrenica katliamı karşısında yapılanlar karşısında ve bugün Gazze'de olan bitenler karşısında Batılı tavır hiç değişmemiştir. Ya görmezden gelirler, ya zalime destek olurlar, ya da mazlumu savunuyoruz diye ortaya çıkarak öyle ama diyerek yine zalime pay biçerler. Hiç değişmemiştir. Zulmü önlemek, zulmün elini kolunu ortadan bir şekilde tutmak için hiçbir girişimleri olmamıştır. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar. Ben geçtiğimiz ay 4 tane uluslararası temasta bulundum. Ya insan neredeyse yani böyle feveran ediyor. 40'a yakın parlamento başkanıyla görüşme imkanımız oldu. Genel kurullarında konuşma imkanımız oldu. Ya bir kısmının, önemli bir kısmının tavrı gerçekten insanları rencide edecek bir tavırdır. Yani neredeyse bir kısmı İsrail'den daha fazla İsrailci davranmaktadır. Burada yaşanan mesela diyorsun El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Karşıdaki adam koca siyasetçi diyor ki ya nereden biliyoruz İsrail'in bombaladığını? Belki Hamas orayı bombaladı diyor. Kafa yapısı budur. Çünkü güç bizde ya. İstediğimiz gibi karşımızdakini biz yok etmeye haklıyız zannediyor. Bu kafa yapısı yürümez. Ukrayna'daki sorunu çözemez. Filistin'de bugün gerçekleşen sorunu çözemez. Niye çözemez? Bu kafa yapısı bir sistem koymuş bugünkü Birleşmiş Milletler. Küresel siyasi mimari. Ya sen istediğin kadar zulmü işle, eğer orada arkanda sana destek olan bir tek ülke olsa yetiyor. Şimdi İsrail zaten geldi adam ne dedi? İsrail'e kırmızı çizgi çekmiyoruz. Türkçesi öldür öldürebildiğin kadar dedi. Şimdi güya arabuluculuk pozisyonuna gelmiş, diyor ki İsrail'i savaş ateşkese ikna edemiyoruz. Yani bu tür bu konuya gelince
basmak zorunda kalıyoruz. Çünkü taşıdığımız siyasi sorumluluk gereği bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Adama söylerler, ya sen o zaman oraya o uçak gemini niye getirdin? Dükler denizaltını niye getirdin? Ve getirdiğin gün daha buranın da ben İsrail'in güvenliği için bunları buraya getirdim diye niye demek lazım? Sen kimi kandırıyorsun? Şu anda Netanyahu hükümetine bir şekilde siz talimat verseniz, gücünüzü gösterseniz Netanyahu hükümeti bu saat içerisinde ateşkesi sağlamak zorunda kalır. Öyle mi? Çünkü biliyoruz ki nasıl vekil örgütler üzerinden bir takım mücadelelere giriyorlarsa şimdi vekil devletler üzerinden bazı mücadelelere girmeye başladı. Bu oyunu biliyoruz. Ve Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız. Bu oyunu bozmaz başkanımızı kendi değerlerimiz üzerinden yeni bir dünyayı insanlığa takdim etmektir. Yeni bir hakkaniyet, adalet, insaf, vicdan, merhamet bu duygular üzerinden ortak bir insanlık cephesi inşa etmektir. İşin bir tarafına baktığınız zaman kahroluyorsunuz. Sırf dün akşam 7 tane hastaneyi bombaladılar, yüzlerce insan öldürdüler. Filmleri, fotoğrafları görünce insanın az evvel Adnan Bey'in de ifade ettiği gibi insanlığından utanması geliyor. Bombayı atmışlar, binaları indirmişler. Bir tanesi diyor ki aşağıdan insanların sesleri geliyordu ama gücümüz yetmedi. Ellerimizle, kollarımızla kaldıramadık. Bağıra bağıra orada şehit olduk. Yuh olsun. Böyle bir insafsızlık, böyle bir insaniyetten uzaklık İnsanlık tarihinin gördüğü zulümlerden birisi değildir. Dolayısıyla burada yeni bir dünyanın kapılarının da sonuna kadar açılmakta olduğunu görüyoruz. Üzerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu söylediğimiz her sözün karşılığının bize ne tür bir siyasal baskılar haline geleceğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki o büyük mitingde söylediği söz, eğer sizin derdiniz bir Haçlı İhlal Savaşı çıkarmaksa biz buradayız, aklınızı başınıza alın. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi fikrine çok çok yakın bir noktadayız. İnsanın başka çıkış yolu yoktur. 5 tane ülke, bir tanesi bir şey söyleyecek. Bütün dünya orada 120 tane ülke demiş ki, İsrail burada katliam yapıyor, bunu durduralım. Durduramıyorsunuz. Ya 120 ülkenin hiçbir karşılığı yok mu? Demin milyarlardan bahsedildi. Şu anda yönetim olarak onlarda, yönetim olarak, biraz sonra onu da söyleyeceğim. Halklar olarak değil, yönetim olarak dünyanın az bir kısmı İsrail'in katliamlarının destekçisidir. 13 bin, 14 bin, genel kurulda 13-14 ülke İsrail yanlış soykuları. Dünyanın neredeyse tamamı İsrail'in bu zulmünün karşısında. Ha, yönetim olarak da o destekleyen ülkelere dönün bakın. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu, bu hafta sonu yine olacak. Dünyanın bütün büyük başkentlerinde öyle 3-5 bin kişinin değil, yüz binlerce insanın sokağa çıktığı ve yüz binlerce insanın protesto ettiği gösterileri yaptığı toplantılar oldu. Dünyanın en büyük üniversitelerinden birisi, eğer bizim öğrencilerimiz protesto gösterisine katılırsa gösteriye katılmanın kaydını sileceğiz dedi. 2000 öğrenci o üniversiteden üniversite içinde gösteriye katıldı. Şimdi bir başkası katıldı, ilan etmiş. Bakalım onları da göreceğiz. Bunlar da Amerika'nın meşhur Ivy League dedikleri, kendilerini böyle birinci sınıf sayan üniversiteleridir. Demiş ki, Filistin lehine gösterileri yasakladı. Kimse katılamaz. Fransa'da, Berlin'de, Londra'da, Washington'da, dünyanın birçok büyük merkezlerinde yüz binler sokaklara çıkıyor. Yeter artık, bu insanlık suçunu durdurun diyor. Hatta dünyanın birçok başkentinde inanç olarak Yahudilik dinine mensup olan çok sayıda insan, binlerce, on binlerce insan sokağa çıkarak biz İsrail'in zulmünün karşısındayız. Filistin halkının yanındayız diyerek destekler, bunlar gösterilere destek veriyor. Yani
Türkiye'nin bulduğu dik duruşuyla birlikte hem dünya eşden büyüktür diyerek yıllardır söylediğimiz yeni bir dünya sisteminin kurulması artık kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Bunu bir gerçekten sadece moral olarak söylemiyorum. İşin tabiatı oraya doğru gidiyor. İkincisi ise yerkürede bir insanlık cephesi oluşuyor. Ben yıllar evvel bir mitingde Rachel Corrie'nin fotoğrafını alarak gösterdiğimi hatırlıyorum. Siyasi hayatımın da unutulmaz hatıralarından birisidir. Hatta o konuşmada yine İsrail Gazze'de operasyon düzenliyordu. Dökme kurşun operasyonu. Böyle binaları yukarıdan bombalıyordu. Rachel Corrie'yi biliyorsunuz. O tarihlerde çok bilinmiyordu. Bir Amerikalı, Hristiyan bir ailenin kızı, Müslüman değil ve orada onun fotoğrafını göstererek bir arkadaş, alandaki bir arkadaş fotoğrafı taşıyordu. Dedim ki bu kadıncağız, bu genç kadın hayatını Filistinlilerin hakkını korumak için maalesef Filistin topraklarında kaybetmiş birisidir. Evleri yıkan buldozerlerin karşısına çıktı ve o zamanki kafa aynı kafa, nasılsa biz güçlüyüz diye uyarlandı. O kadıncağızı, orada genç kadını buldozerlerin paletleriyle ezerek orada katlettiler. Orada şunu söylemiştim. Bugün bir kere daha söylemeyi bir vazife telakki ediyorum. İnanın ki dini dinime benzemez, dili dilime benzemez, kültürü kültürüme benzemez olan Rachel Corrie ile yan yana durmayı adı Ahmet Mehmet olan ama İsrail'in ve güçlünün adını duyduğu zaman ayakları titreyen